''Bir derece mahremdir. Geçen kışta bana karşı suikastların, inayeti ilahiye ile ve duanızın yardımıyla gelen sabır ve tahammülüm neticesinde akim kalan planı pek geniş bir tarzda olduğuna delil ise, bu yakında reisi cumhur Afyon'da demiş, ''Bu vilayette din cihetinde bir karışıklık çıkacağını zannederdik. Demek gizli komite beni sıkıştırmakla bir hadise çıkarmak istiyordular.'' bir ecnebi müdahalesi hesabına ve Müslümanlar ve vatan zararına, bütün bütün kanunsuz ve keyfi bir tarzda damarıma şiddetle dokunan ihanetler ve sıkıntılarla tazipleri, onlara dünyada tam zarar, ahirette cehennem ve sakar ve bize dünyada mükemmel sevap ve zafer ve ahirette inşallah cennet ve ab-ı kazandırır. Demek bu gizli planı heyeti vekile ve reis hissetmiştiler ki buralarda umum memurlar hatta vali ve kaymakam zabıta benimle görüşmekten kaçıyor ve ürküyordular. Ben de hayret ederdim. Fakat elimizde yalnız nur bulunduğunu ve siyaset topuzu bulunmadığını zerre kadar aklı bulunanlar anladılar. Gariptir ki en ziyade lehime çalışması lazım olan bazı vazifedarlar aleyhimde istimal ve istihdam edildi. Nurcular çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lazımdır. Çünkü manevi fırtınalar var. Bazı dessas münafıklar her tarafa sokulur. İstibdadı mutlaka dinsizcesine taraftarken, hürriyet fırkasına girer ta onları bozsun ve esrarlarını bilsin, ifşa etsin. Hem Salahaddin'in Asa'yı i Musa'yı Amerikalı'ya vermesi münasebetiyle deriz. Misyonerler ve Hristiyan ruhaniyeleri hem nurcular çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü her halde şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak. Tabakayı avama müsaadekar ve vücubu zekat ve hurmeti riba ile burjuvaları avamın yardımına davet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde Müslümanları aldatıp onlara bir imtiyaz verip bir kısmını kendi tarafına çekebilir. Her neyse, bu defa sizin hatırınız için kaidemi bozdum, dünyaya baktım. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, çok ehemmiyetli mektuplarınıza bir tek muhtasar cevaba mecburiyetim var. Evvela, sualleri çok nurlu hakikatlerin zuhuruna vesile olan re'fetin, hem masumlara Kur'an ve nurları ders vermesi, hem kendisi nur lemalarıyla meşgul olması, hem tasihatta bana ve Hüsrev'e yardım etmesi, hem İstanbul'da Asay Musa'nın insaflı alimlerin ellerine geçmesine çalışması çok şayanı tebriktir. Ve yeni sualine şimdi cevap verilmez, daha zamanı gelmemiş. Kahraman Burhan'ın serbest fırkasının reisine verdiği cevap güzeldir. Evet, nurcular siyasetlerle alakaları olmaz. Yalnız iman hakikatleriyle bütün hayatları bağlıdır.'' şimdiye kadar gizli komiteden siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya alet edenler, istibdadı mutlakla nurcuları ezdiler. İnşallah bir sebep çıkar, o istibdadı kıracak, masum ve mazlum nurcuları kurtaracak. Haşiye, demokrat çıktı, bir derece kırdı. Fakat çok dikkat ve ihtiyat lazımdır. Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle bir tarafa tabi ve dahil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir noktayı istinad olur. Fakat siyaset hesabına değil, belki nurlar'ın intişarı ve maslahatı hesabına bazı kardeşler nurlar namına değil, belki kendi şahısları namına girebilir. Hususan Mübarek Isparta'nın şimdiye kadar Nurlar Medresesi olması ve muarızların dahi ona çok ilişmemesi noktasında dahilde tarafkirane vaziyet almamak, muterizlerin nedametine ve hakikate dönmelerine bir vesile olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz. Salahaddin'in mektubu birkaç cihette ehemmiyetlidir. Amerika alimleri elbette Asayi Musa Risalesine lakayt kalmayacaklar. Eğer dini, din için seven kısmının ellerine geçse, fütühat yapar. Yoksa bazı enaniyetli hocalarımız gibi kıskançlık damarıyla neşrine ve tervicine çalışmaları meşkuktur. Her neyse, inayeti ilahiyeye havaledir. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Tahiri'nin İstanbul'a gitmesi inşallah hayırdır. Ve Hüsrev'in pek çok vazifelerini tamamen yapması kanaatim geldi ki, Barla'da bulunduğum zaman bütün yazanların tasihatını ve telif hizmetini yapmamda tahakkuk eden büyük inayet ve harika muvaffakiyet aynen hüsrevde, yardımcılarında dahi numunesi var. Saniyen, Tahirinin denizli hapsinde unutulmaz halisane hizmetiyle ve nurlara sarsılmaz sadakatiyle ve yanılmaz zekavetiyle ve çekilmez bahadırlığıyla daire-i nurda ehemmiyetli makamı için bütün bu defaki mektubunu lahikaya geçirdik. Başta nurun şakitlerinden validesi Zübeyde olarak akrabasına ve rüfekasına selam ederim. Cenab-ı Hak onlardan ebeden razı olsun. Amin. Salisen, nesli Kureyşilerden Ahmet Kureyşi, muhterem pederiyle ve ammizadesi Ahmet ile nurların has naşir ve talebelerinden olması, o havali şakitlerinin namına nurlar hakkında güzel manzum fıkraları lahikaya girdi. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. Amin. Rabian, Eğirdir kasabasında isimlerini yazmadığım gayet ehemmiyetli kardeşlerimiz var. Onlara ve Mehmet Sabri gibi büyük santrale istinaden ve Sabri'nin yazısına benzettiğim dikkatli ve güzel ifadeli bir mektubu çalışkan ve ciddi kardeşlerimizden Çilingir Ali'den aldım. Onun arzusuyla aynını lahikaya geçirdik. Ona ve onu çalıştırana maşallah ve veffekakumullah deriz.'' Aziz Sıddık, Ali Cenab, Eski ve Yeni Kardeş Yeşil Salih Benden sergüzeşte hayatıma ait sorduğun maddelere gayet kısa ve mücmel işaret edilecek. Bir zaman sonra inşallah başkalar izahla cevap verecekler. Fakat tarihe geçmek ve bu asır alimlerinin içinde kendi adi şahsımı nesli atiye göstermek, bildirmek ne isterim ve ne de liyakatim var.'' Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ederim ki, beni bana beğendirmemiş, dehşetli kusurlarımı bana göstermiş, hem insanlara kendini bildirmek, bir şöhret peresik olmasından bir enaniyet, bir hotfuruşluk, bir riyakarlık ihtimali var. Bu ise bizim gibilere tam zarardır. Hem ben madem bu asırda maddeten ve manen münferit yaşamaya ve hayatı içtimaiyeden çekilmeye mecbur olmuşum, Elbette hakkım yoktur ki hayatı istimaiyeyi geçirenler içinde tarihe binip istikbaldekilere görüneyim. Yalnız bu cihet var ki Risale-i Nur bu vatana ve bu millete pek büyük menfaati mahkemelerin ve ehli vukufların müttefikan kararlarıyla tahkuk etmiş. Bu noktayı nazarda benim ehemmiyetsiz, çare, perişan, çok kusurlu şahsiyetim değil, belki yalnız Kur'an'ın malı ve meali olan Risale-i Nur namına, sizin suallerinize cevap için ben işaretler ederim. Sonra da Risale-i Nur ve şakitleri izahla cevap versinler. Evvela, 30 sene evvelki hayatımın tarihçesini merhum Abdurrahman yazmış, tab edilmiş. Saniyen, Risale-i Nur'un zuhur zamanının bir nevi tarihçesi Eskişehir hapsinin müdafaa namesiyle 27. lem'a olmuş ve Denizli hapsindeki müdafaa risaleleriyle 11. ve 12. şua, ihtiyarlar leması ve Ayet-i hasbiye risalesi ve 16. mektupla hücumat-ı sitte ve işarat-ı selase ve işarat-ı seb'a risaleleri gibi nur eczaları suallerinize tafsilen cevap vermek için mahkeme bana iade ettiği ve şimdi elimde bulunmayan risaleler bir zaman elinize gelecek. İnşallah sizi hiç unutmayacağım bu halimde bu alakadarlığınız benim çok ağır sıkıntılarımı hafifleştirdi. Allah senden razı olsun. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir biçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüşen bir adam, meşhur duay nebevi olan Cevşenül Kebir hakkında ve akıl haricindeki sevap ve faziletine dair bir hadisi görmüş, şüpheye düşmüş. Demiş, ravi ehli beytin imamlarındandır. Halbuki hadsiz bir mübalağa görünüyor. Mesela içinde der, bu duaya Kur'an kadar sevap verilir. Hem göklerdeki büyük melaikeler o dua sahibini gördükçe kürsilerinden inip ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler. Bu ise aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez diye Risale-i Nur'dan imdat istedi. Ben de Kur'an'dan ve cevşenden ve nurlardan gayet kat'i ve tam akıl ve hikmete mutabık bir cevap verdim.'' Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum. Şöyle ki ona dedim. Evvela, 24. sözün 3. dalında 10 adet usul var. Böyle şüpheleri esasıyla keser, izale eder. Ona bak, cevabını al. Saniyen, her gün bütün ümmet kadar hasenat, ona işlenen ve bütün ümmetin saadetlerine yardım eden ve ismi azamın mazharı ve kainatın çekirdeki aslisi, hem en mükemmel ve cami meyvesi olan Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam, o doğanın kendi hakkında o azim mertebesini görmüş, ona haber veren Cebrail Aleyhisselam'dan işitmiş, başkalarını kendine kıyas etmiş veya edilmiş. Demek o pek fevkalade ve acip sevap, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhisselatu Vesselam, velayet-i kübrasından ona gelmiş. Külli, umumi değil, belki o duanın mahiyetinde böyle harika bir kıymet var ve ismi azam mazharı olan zatın tebaiyetiyle başkalara dahi o sevap mümkündür. Fakat gayet ehemmiyetli şartları var. Yalnız okumak kafi gelmez. Yoksa muazene-i ahkamı bozar, farzlara ilişir. Salisen, o dua nasıl ki Zat-ı Ahmediye'ye baktığı vakit mübalâdan münezzeh ve aynı hakikat oluyor, öyle de o doğadaki yüzer esma-i hüsnanın hakikatlerine baktığı zaman değil mübalağa belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için pek az bir kısmını muhbir-i sadık aleyhissalatu vesselam haber vermiş ve teşvik için müphem ve mutlak bırakmış. Sonra müroru zamanla o kaziye-i mümkine ve mutlaka bil fi'l vaki ve külliye telakki edilmiş. Rabian, 20. Lema-i İhlas'ta bir adama 500 senelik bir genişlikte bir cennet verilmesine dair olan bir haşiye var. Ona da bak, gör ki o koca cennetin verilmesi bilmediğimiz tarzda bir malikiyet değil, belki insan nasıl hususi hanesine çok cihetlerle maliktir, sahiptir, öyle de zemin yüzündeki şeylere çok duygularıyla bir nevi maliktir, tasarruf ve istifade edebilir. Hem koca dünyayı benim hanemdir, bana vermiş ve güneş lambamdır diyebilir. Demek bazı fevkal had, harika ve akıl haricindeki bir kısım sevaplar bu meskur hakikate bakar. Hem İslamiyet'te her sevabın, her fazileti amalin, en evvel mazharı ve bizlerin bir duada bir zerre sevabımızda o duada bir dağ kadar sevap ve feyzi kazanan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam hususi virtler ve dualar ve şeriat ve risalet cihetiyle değil, belki velayeti Ahmediye noktasında ve umumi olmayan derslerinde kendine verilen en yüksek mertebeyi beyan eder. Kendine tam tebayet eden has varislerini o noktalara teşvik eder. Vel ilmü indallah, la ya'lemun gaybe illallah dedim. O vesvese edip şüphelere düşen adam, lillahil hamd kurtuldu, tam kanaati geldi. Belki sizin bazılarınıza faydası var diye size de gönderdim. Umumunuza binler selam.